Express Yatırım'dan herkese günaydın. Bugün sizlerle birlikte ekonomik gelişmeleri ve piyasalara etkilerini değerlendiriyor olacağız. Cuma günü açıklanan verilerden başlayalım öncelikle. ABD'de 2017 yılı Şubat ayında tarım dışı istihdam alt kaleminde 235 bin yeni istihdam kazanıldı. Beklentiler tarım dışı istihdam rakamının 200 bin kişi gerçekleşmesi yönündeydi. Ocak ayında tarım dışı istihdam 227 bin kişi artmıştı. Son 12 aylık dönemde ortalama istihdam artışı 190 bin olmuştu. Bizim Cuma günü açıkladığımız beklentimiz demesek de verinin 200 bin olan beklentinin üstünde gelmesi yönünde bazı işaretler vardı. Bunu sizlerle paylaşmıştık. Bu doğrultuda bir gerçekleşme olduğunu gördük. 235 bin gibi bir rakam gördük. Ocak'ta 4.8 oranında olan işsizlik Şubat'ta 4.7 oranında gerçekleşti. Ocak'ta yıllık bazda 2.50 oranında artan ortalama saatlik kazançlar da Şubat'ta 2.8 oranında gerçekleşti. Buradaki beklentinin aslında aylık bazda altında geldik ama yıllık bazda gerçekleşme beklenti üstünde oldu. Şubat ayına ait istihdam raporunun güçlü işaretler sunmasıyla birlikte Fed'in 14-15 Mart toplantısında yani çarşamba günü faiz artırımına gitmesi mümkün gözüküyor. Bu toplantıda artık Fed'in yayınlayacağı projeksiyonlarda 3 faiz artışının yerine 4 faiz artışının gündeme gelmesi beklenebilir. Eğer bu yönde bir gerçekleşme olursa doların daha fazla değer kazandığı bir ortam görebiliriz. Bugün açıklanacak verilere baktığımızda Türkiye'de ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak saat 10'da. 4.27 milyar dolar önceki ay rakam, Ocak'ta 3 milyar dolar cari işlemler açığı gerçekleşmesi bekleniyor. Bu veriyi takip ediyor olacağız. TCMB beklenti anketi de var bugün saat 14.30'da. Bu ankete katılan katılımcıların enflasyonu, kuru, işte cari işlemler dengesini nerede gördüğünü gösteren bir gösterge. TCMB beklenti anketi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanıyor. Ancak piyasa katılımcılarının görüşlerini içeriyor. Yani TCMB'nin görüşlerini içeren bir anket değil. Bu çokça karıştırılıyor. Enflasyon beklentisine baktığımızda Ocak ayında 8.19 oranında olan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi Şubat'ta 8.21'e yükselmişti. TCMB para politikasında hem enflasyonu hem enflasyondaki beklentilerin ne yönde şekillendiğini inceliyor. Bu doğrultuda 12 ay sonrası TÜFE beklentisi TCMB'nin baktığı ana beklenti endeksi. Yani 12 ay sonrasına bakıyor. Bu açıklanan veriler arasında cari yıl sonu 12 ay sonrası ve 24 ay sonrası diye açıklanıyor. Bu veri önemli. Bir de varlık fiyatlarına bakalım. Tarım dışı istihdam rakamından bu yana hangi doğrultuda hareket etmiş varlık fiyatları? Emtia fiyatlarına baktığımızda çelik fiyatlarında 4.13 oranında bir yükseliş olduğunu görüyoruz. İtalya CDS'inde 9 bas puan bir yükseliş var. Endonezya CDS'inde 3.92 bas puan bir düşüş var. Tahvil faizlerinde Brezilya 10 yıllığında 18 bas puanlık bir düşüş var. ABD 30 yıllık tahvil faizinde 3.7 bas puanlık bir düşüş olduğunu görüyoruz. Para birimlerine baktığımızda Euro'nun 0.91 oranında değer kazandığını görüyoruz. Bu önceki günde Draghi'nin Şahin mesajlarıyla da ilişkili Euro'nun daha fazla değer kaybetmeyebileceğini o konuşma sonrasında ifade etmiştik. Varlık fiyatlarına baktığımızda bir de Brezilya ve Güney Afrika randının değer kazandığını görürüz. Brezilya para birimiyle Güney Afrika randının. Borsalar tarafında ise tam olarak bir yönden bahsedemiyoruz. Dolar TL'ye bir bakalım. Görüntü bize neyi gösteriyor? Bu doğrultuda kısa vadede 3.74.50 seviyesi önemli. Yukarıda 3.75.90. En son görülen en yüksek seviye 3.78.50.
Kısa vadede 3.72-60 seviyesi üstünde kalındığı sürece yükseliş gerçekleşebilir. Ancak biraz da temkinli olmakta fayda var Fed öncesinde pozisyonlanma açısından. Bir de dolar endeksine bakalım. Orada belirgin olarak çok güçlü bir hareketten söz edemiyoruz. Söz edemiyorduk en azından bir süre önce. Bakalım şu anda görüntü nedir? Evet, şu anda yine yükseliş trendinin altında kalmaya devam ediyoruz. Önemli bir destek seviyesi 1230. 1230 Bloomberg Dolar Spot Endeksindeki destek seviye. Şu an 1242'deyiz. Geri çekilme görülüyor. Kısa vadede doların bir miktar daha değer kaybettiğini görebiliriz. Bu doğrultuda da dolar TL'de yine 3.72'ye doğru bir geri çekilmeden söz edebiliriz. Bu beyaz çizginin altında kaldığımız sürece, bu beyaz çizginin üstüne hızlı bir şekilde geçersek yeniden daha yukarılardan bahsedebiliriz. İşte 3.85'lere doğru uzanan bir dolar TL'den bahsedebiliriz. Ancak şu anda bu çizgi geçilmediği sürece yükselişlerde geri çekilme ihtimali olduğu unutulmamalı. Bir de sepet kura bakalım. Döviz sepetinde bir hareket var mı? Euro'nun güçlenmesiyle birlikte aslında orada bir yeniden dengelenme olabilir. Oradaki görüntü de önemli TL açısından. Oraya bir bakalım. Şu noktaya yaklaştığımızda açıkça göreceğiz. TL'deki zayıflık sürüyor. Sepet kur bazlı olarak baktığımızda 3.87 civarındaki 3.87 diyemeyiz aslında buraya tam olarak. 3.80'ler civarındaki güçlü seyir sürdüğü sürece, yani 3.80 üstünde kalmaya devam ettiğimiz sürece döviz sepetinde yeniden 4 seviyesine doğru bir hareket olabilir gibi duruyor. Burada yeniden rahatlayabilmek için 3.80'lerin altına gelmekte fayda var. Aksi durumda TL'de bir zayıflık görülebilir. İlerleyen dönemde de bu resmi sürekli olarak takip ediyor olacağız. Zaten çok açık bir resim. Buradan bu aynı yapı içerisinde hareket etmeye devam ediyor. 4 seviyesinin açılması durumunda da daha yukarılardan bahsedebiliriz. Buralarda 4.40'lar bir işte şok durumunda olası seviyeler olarak dikkat çekiyor. Burada kabaca oraya bakabiliriz. Bir de dolar TL paritesindeki beklenen oynaklık düzeyine bir bakalım. Makul bir durum söz konusuydu son dönemde. Hala makul bir sınır içerisindeyiz. Bir aylık vadede opsiyonların oynaklık düzeyi bir yıllık görüntüde bir yıllık ortalamaya yakın şu anda. Makul bir görüntüden bahsediyoruz. Risk reversal'da geri çekilmeye başladı. Buralar dolar TL'nin sakin sularda olduğunu bizlere gösteriyor. En azından şu anda bundan bahsedebiliriz. Fed'in faiz artırımı sonrasında dolar da bir yeniden sakinleşme dönemi ortaya çıkabilir. Tabii ki burada Fed toplantı metninden alınacak mesajlar önemli. 4 faiz artışı gündeme gelirse kısa vadede bir değerlenme görülebilir. Ancak piyasada da bu belki de fiyatlanan bir gelişme de olabilir. Zaten şu an 4 faiz artışı fiyatlanmıyor ama Fed'in faiz artırım sürecine daha hızlı devam edeceği fiyatlanıyor. Gerçekleştikten sonra göreceğiz. Şu anki görüntüde Fed'e kadar yeni pozisyon açmaktan imtina etmekte fayda var diyebiliriz. Tabii ki bunları yatırım danışmanlığı olmadığında hatırlatırız sizlere. Düşüncelerim bunlar. Bir diğer yayında görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın.